Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün gerçekleştireceğimiz videonun konusu 13. Evet bildiğimiz 13 rakamından bahsedeceğim size. 13 rakamı sizce uğurlu mu uğursuz mu? 13 sayısını seviyor musunuz sevmiyor musunuz? Hayatınızda en sevdiğiniz sayı ne? Falınızda veya burcunuzda 13 rakamı ile ilgili hayatınızda size neler getiriyor? Gelin 13 sayısından biraz bahsedelim. Aslında bazen anlamsızlıklar ortaya çıkıyor. Niçin 13 sayısı köyünden kovulan bir çoban ya da köyünden kovulan bir koyun sürüsü gibi? Aslında 13 bakıldığında bir asal sayı. Yine aynı anda bakıldığında bir lasa sayısı. Ve yine devam ettiğimizde bir altın oranın bir parçası 13 sayısı. Yani buna Fibonacci sayısı da denilebiliyor. Hem asal hem lasa hem de Fibonacci sayısı. Yani altın oranla alakalı bir sayıdan bahsediyoruz. Yine baktığımızda Arşimet'in katı cisimlerinin sayısına baktığımızda 13 adet katı cisim sayacağız. Ve 13 bakıldığında bir mutlu sayıdır. Peki mutlu sayı nedir? Hemen o mutlu sayıdan yani gülümseyen sayı demek değildir. Yani karaköklerin toplamının rakamı ve o rakamın toplamı 1 olan sayıya mutlu sayı denir. Yani şöyle hesaplayalım hemen. 1'in karesi artı 3'ün karesi eşittir 10. 10'un toplamı 1 artı 0'dan 1. Sonunu 1 veriyorsa eğer bu problem, bu sayının ismi mutlu sayıdır. Siz bir mutlu sayıyı uğursuz sayı olarak dillendirdiniz ve asırlardır bu böyle devam ediyor. Mesela bazı asansörlerde 13 sayısı yoktur. 12'den sonra 14 gelmektedir. Hatta bazı hastanelerde 13. kat bulunmamaktadır. 12. kattan sonra 14. kata çıkarsınız diye nitelendirilir. Ancak bakıldığında mimaride 13. kat boş mu bırakılıyor? Hayır tabii ki. Sadece siz 14'e bastığınızda 13. kattasınız. 15'e bastığınızda aslında mimaride 14. kattasınız. Ancak bu inanışlardan dolayı bazı hastaneler ve bazı otellerde 13 düğmesi asansörlerinde bulunmamaktadır. Aynı şekilde oda numaraları da 13 olarak bulunmamaktadır. Bazı evlerin kapısı mesela 13 numarasıysa 12 artı 1 olarak tabela yaptıran evler bile oldukça sık gözükmektedir. Yani 13'ten bir korkumuz var ama nedir bu kara kedi gibi mesela. Çin'de 4 ve 14 sayıları da uğursuz olarak bilinmektedir. Yani şu demek oluyor bu. Bazı asansörlerde hem 4 hem 14 hem de 13 Çin'de bulunmamaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Bazı insanlar herhalde 3 katı kullanmıyorlar diye düşünmüyordur herhalde. Bazı evlerin kapısı aynı dediğim gibi 12 artı 1 olarak devam etmektedir. Aslında bu 13 korkusunun bir ismi var. Çok da zor bir ismi var aslında. Triskaidekafobia. Düşünebiliyor musunuz? Adını söylemek de zaten bayağı zor. Triskaidekafobia. Bunu söyleme korkusu da var bu arada. Triskaidekafobia. 20 milyon kişi şu anda dünya çapında yani yapılan psikolojik testlerin sonucunda toplam 20 milyon kişi şu anda 13 sayısından korkuyor. Yani 1910 yılından beri triskaidekafobiası olan, aslında ismini söyledikçe zevk alıyorum ben, triskaidekafobisi olan 20 bin civarında insan bulunmakta. Aslında birazcık geçmişe gidelim. Mesela Leonardo da Vinci'nin yaptığı bir resim. Son akşam yemeği resmi. O son akşam yemeği resmine baktığınızda sofrada toplam 13 adet kişi bulunmakta ve zaten gelen 13. kişi de son akşam yemeğinde İsa'ya ihanet eden kişidir. O yüzden genellikle 13 bazı restoranlarda, özellikle Hristiyan restoranlarında 13 kişilik yemekler kabul edilmez. 13 kişilik masalar yapılmaz. Ya 12 ya 14 kişilik masalar yapılmaktadır. Şimdi birazcık eskilere gidiyoruz. Tam 3800 yıl öncesine gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Mezopotamya'ya gidiyoruz. Eski kanunlarda çivi yazısıyla 282 madde yazılan bir eski bir Mezopotamya kanunu bulunmakta. Dil bilimciler bu kanunları okuduklarında o kanunların içinde 13. maddenin olmadığını, 12'den 14'e geçtiklerini söylüyor. Yani ta o zamanlarda bile, yani 3800 yıl öncesine kadar bile bir 13 korkusu olduğunu o yapıttan öğrenmiş oluyoruz. Mesela Perslerden bahsedelim. Persler kimdir? İran'da yaşayan, gerçek İran'da yaşayan kişilere Persler denmektedir. Mesela onlar ayın
13'lerinde evlerinden çıkmazlarmış. Çünkü ayın 13'ünde uğursuzluk geleceğine inanmışlardır. Yine aynı şekilde bir Babil şiirinde 13. satırında, o Babil şiirinde ölüm tanrıçasından bahsedilmekte ve ölümün geleceğinden bahsetmektedir. Ya da tarotta 13. karta baktığınızda tarotun 13. kartı ölüm kartıdır. Ya da İskandinav mitolojisine bakıldığında bir hikayesi vardır İskandinav mitolojisinin. 12 tane tanrıdan bahsetmektedir. 12 tane tanrı yemeğe davet edilir ancak 13. tanrı yemeğe davet edilmez ve davetsiz misafir olarak, yine o son akşam yemeği gibi düşüneceksiniz, davetsiz misafir olarak yemeğe gelir. Ve bu tanrının ismi mitolojiye göre Loki'dir. Ve Loki o tanrılardan birisini öldürerek yine bir uğursuzluğun ortaya çıkartmıştır. Ama mesela bazı filmlerde artıları da var bunun. Mesela artılardan bahsedeyim. Bazı filmlerde PG-13 yazar. Bu şu demek olur: 13 yaşından itibaren çocuklar bu filmi izleyebilir. Ya da YouTube'a üye olmak istiyorsan 13 yaşından büyük olman gerekmektedir. Ya da bazı kanallarda 13 yaşından büyük olma yaşı çıkartılmıştır. Ergenlik girişi 13 olarak nitelendirilmiştir genellikle ve aslında her şeyinde 13'ün korkunç olmadığını buradan gösteriyoruz. Amerika'nın %10'u şu anda 13 sayısından oldukça korkuyor ve bu yazılı olarak da belirtilmiş. Şimdi size ben ama Amerika'nın 13'ünden korktuğunu söylüyoruz ancak bununla ilgili bir hikaye anlatacağım. Amerika 13 eyaletten oluşmuştur ve bu sebepten dolayı doları iyice incelediğinizde doların üzerinde bir piramit resmi göreceksiniz ve o piramit resminde 13 basamak bulunmaktadır. Hemen devam ediyoruz bu arada görsele. Üzerinde bir yazı yazmaktadır ve o yazı 13 harften oluşmaktadır. Sağ tarafa doğru baktığınızda 13 adet yıldız, 13 adet yaprak göreceksiniz ve 13 adet yaprağın ilerisinde de 13 adet ok göreceksiniz. Yani o yeşil para dediğimizin her tarafında 13 ile alakalı bir şeyler göreceksiniz. Şimdi birazcık eskilere gidelim. 1980'lere gidelim. 1980'lerde bir grup diyor ki ya bu 13 ne ya diyor. 13'ten korkmayan insanı engellememiz gerekiyor diyor. Üst düzey yöneticiler bir dernek, bir organizasyon kuruyor ve bu organizasyonda 13 kişi bulunuyor ve bu 13 kişi üst düzey yöneticiler. Bu üst düzey 13 kişi her ayın 13'ünde bir restoranda toplanarak yemek yiyor ve böylece 13'ün önüne geçtiğini düşünüyor. Şimdi ben size bir sanatçıdan bahsedeceğim. Bu sanatçı, bu şarkıcının adı Taylor Swift. Ve şöyle bir şey var, hepiniz o sarışın güzel kadını çok iyi tanıyorsunuz. Taylor Swift'in en sevdiği rakam 13 ve o rakam onun uğurlu rakamı. 13'ü çok seviyor. Mesela kendisinin doğum tarihi 13 Aralık. O yüzden uğurlu rakamının 13 olduğunu düşünüyor. Aynı şekilde Instagram hesabına baktığınızda Taylor Swift 13 yazmakta. Mavi tıklı olan değil, alttaki tagine baktığınızda. Daha sonra ilk albümüyle alakalı, ilk albümü 13 haftada altın statüsüne çıkıyor Amerika'da. Ve kendisi her konserinde eline, bileğine, boynuna, bacaklarına, sırtına 13 rakamı yazmakta. Devam ediyoruz. Bir gün ödül alacak. Ödül alacağı gün ona 13. sıranın 13. koltuğunu veriyorlar. Ve bu tamamen bir tesadüf. Ve bunu sonra da araştırıyor ve bakıyor. Evet, 13. sırada olduğunu fark ediyor. En sonunda bir albüm hazırlıyor. Albümünün adını lütfen araştırın. Red albümü. Ve bu Red albümünün 13. şarkısının ismi, az önce size bahsettiğim bu İskandinav mitolojisindeki Loki vardı ya, ondan esinlenerek mi bilinmez Lucky adında bir şarkısı var. 13. şarkısı. Ve 13. şarkısı The Lucky One şarkısında girişi 13. saniyede oluyor arkadaşlar. 13. saniyede bu şarkıya giriyor ve 13 kere Lucky kelimesini kullanıyor. Gerçekten çok enteresan değil mi? Yani kendisi aslında uğursuz 13 yerinde şanslı 13 efsanesini kendisi başlatıyor. Şimdi ben size şöyle bir şey soracağım. Sizce sizin uğurlu rakamınız ne? Ya da 13 rakamından gerçekten bu kadar çok korkuyor musunuz? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.